Bu konferans katılımcıları itibariyle daha çok bilgi sistemleri, bilgisayar mühendisleri, daha çok mühendis kökenli bilim insanlarının katıldığı bir konferanstı. Ağırlıklı olarak kaba kümeler üzerinde, kaba kümeler, bilgi sistemleri ve graniler computing'ti. Bu bizim çalışmamızda esas nokta kaba kümeler ve doku teorisini bir araya getirmesi ve diğer bilim alanlarıyla, bilişim sistemleri, bilgi teknolojileriyle bağlantı kurması açısından oldukça önemliydi ve bu bağlantıyı kurması sebebiyle, bir köprü olması sebebiyle de yapmış olduğumuz çalışma değer bulundu, ödül verilmeye değer bulundu. 200 civarında bildiri katılmıştı ve onların içerisinden bildirimiz ödül almaya değer bulundu. Şu anda çalışmalar teorik nitelik taşıyor. Tabii bunların zaman içerisinde uygulamaya yönelik ayakları da olacaktır. Tabii ilk önce teorisi üzerinde çalışılıyor. Şu anda teorisi arasındaki ilişkiler kurulmuş durumda. Tabii zaman içerisinde bunlar, tabii kabul edersiniz ki çok kısa zamanda hemen teknolojiye uygulanmasını bekleyemiyoruz ama bu bir önemli bir adımdır. Bu adımların daha sonrasında uygulamaya da geçecektir. Pek çok kolaylıkları sağlayacağını umuyoruz. Çalışmalarımız tabii şimdi düşünce aşamasında olan çalışmalarımız var. Yine bu kaba teori, kaba küme teorisi 1982 yılında Pavlak'ın ortaya koymuş olduğu bir teori bu. Bu teori bir de 1990'lı yılların başında Mr. Brown'un ortaya koymuş olduğu doku teorisi var. Bu doku teorisiyle kaba küme teorisini bir araya getiren hocamız Murat Bey'in Science Citation Index'te yer alan pek çok çalışması var. Biz de o çalışma ve bu Çin'deki sunulan bildiri yine bu çalışmaların içerisinde yer alıyor. Bundan sonraki çalışmalarımız için de oradaki bilim insanlarıyla bir araya geldik ve onlarla yaptığımız konuşmalarda açık olan noktalar, nerelerde ne yapılması gerekiyor? Hani açık problem dediğimiz, bizim matematikte open question dediğimiz, açık soru dediğimiz soruların üzerine eğilmek için bunların her birisi birer çalışma olarak geri dönmesini bekliyoruz.